Selamlar, hoş geldiniz. Bir alışveriş bağımlısının hem en acı hem de en mutlu ayı olan Kasım ayındayız biliyorsunuz ve 11.11 Black Friday gibi korkunç indirim günlerinin olduğu Kasım ayında bir video yapmak istedim. Bugün kredi kartımı patlatıyorum. Çünkü siz sevgili takipçilerime Instagram'dan, AliExpress'ten hangi ürünleri alayım diye sordum. Siz de bir sürü ürün söylemişsiniz. Hazırda 11.11 indirimi varken istediğiniz ürünleri alayım hem de beraber bir AliExpress sipariş tecrübesi yaşayalım istiyorum. Aynı zamanda benim de daha önceden sepete attığım birkaç ürün var. Hem benim hem de sizin istediğiniz ürünleri alacağız. Evet, korkunç arayüzüyle AliExpress'e giriş yapmış bulunuyoruz. Gerçekten dünyanın en karmaşık sitelerinden bir tanesi bu arada. Yani alışveriş yapamayan insanları çok iyi anlıyorum. Gördüğünüz gibi sepetimde 40 adet ürün var. Bazen 60-70 de olabiliyor. Maddi durumum el verdiğince bu sepeti temizlemeye çalışıyorum diyebiliriz. Sizden gelen ürünleri birazcık ben kategorize ettim. Çok fazla foraya çakması istemişsiniz. O bende var. Ben onu inceleyeceğim. Badem göz bandı, düşük göz kapağı bandı. Şimdi bu ikisi aynı şey mi bilmiyorum ama alalım bakalım. Eye tape. Epey bir şey çıkıyor. Bunların bazıları kirpik liftingi için kullanılan bantlardan ama bizim onlarla işimiz yok. Şu. Aslında bu 5000 tane satmış. Şuna girelim. Kinepin Official Store. Okey. Bir tane YouTuber var. Onun bunu uyguladığını gördüm gözüne. Hakikaten fark ediyor. Yani bunları neye göre alacağız bilmiyorum tabii ki. AliExpress'te her zaman bir kere bir satıcıya bakacaksınız. Satıcı mı diye. Bir de yorumlara bakacaksınız. Pozitif mi diye. Aferin, saçma sapan bir şey yaptım. Düzgün bir before after çekseniz ya. Bakın bu ablamızın göz kapağı yokmuş. Göz çukuru yokmuş daha doğrusu. Göz çukuru oluşmuş. Yani böyle bir şey ihtiyacım var mı bilmiyorum ama belki de vardır. Yani denedikten sonra göreceğim. O yüzden ucuz da bir şey. Bunu sepete atalım. Bu geniş olanlarla ilgili birazcık görünür olduğundan şikayet etmişler. O yüzden ben incelerden almak istiyorum. 1056 parça. Yani 1056 tane göz bandını ben ne yapacağım? İkiye bölsem 500 küsür 500 kere bunu kullanacak mıyım? Ben asla kullanmayacağım. O zaman sepete ekleyelim. Küçük göz kapağı bandı dediğiniz şeyle badem göz bandı bence aynı şey. Bir de yüz inceltme bandı diye bir şey istemişsiniz. Onu da bilmiyorum ama bakalım göreceğiz. Varsa alacağız. İki farklı bant alacaksam aynı satıcıdan alayım, bir tane vergi vereyim derdindeyim ama galiba olmayacak. Şöyle yapalım. Face Slim Tape. Yani bu arada İngilizceniz Google Translate'den 5 kat daha kötü olsa da AliExpress'te alışveriş yapabiliyorsunuz. Oha bu ne ya? İlgi çekici, merak ettim. Ben bayağı yamuk duruyorum. Bunu montajda şöyle düzeltmem lazım. Bayağı yamuğum ya. Şimdi bir saniye before'una bakalım, after'ına bakalım. Arkadan bilgisayarımın fanının sesi geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Bu before after doğruysa ben bundan 7 paket falan alıyorum şu an. İnanılmaz. Bu before after doğru mu ya? Ben bundan hemen alıyorum bir tane. Şimdi bu satıcıdan bakacağım, bu göz bantlarından varsa iki bandı da buradan alayım. Tek bir vergi ödeyeyim. Ashu Store'a bir girelim bakalım. Aynı satıcıdan göz bantlarını da buldum. Bantları aldık. Suratımızı, gözlerimizi geldiklerinde artık ne hale sokacaklar göreceğiz. İlk iki ürünümüzü sepetimize attık. İkisini de aynı satıcıdan bulduk. Bir tane vergi ödeyeceğiz. Harika gidiyoruz. Bakalım ne demişsiniz? Termos Mug. Hemen bakıyorum. Termos Mug. Bakın bu kadar basit. Genellikle ben şunu yapıyorum. Bir kere free shipping, yani kesinlikle bir de shipping'e mi para vereceğim diye düşünüyorum. Adam Çin'den gönderiyor ama ben shipping'e mi para vereceğim diyorum. Puanı 4 ve üzeri muhakkak olmalı zaten. Bakın bu 3000 tane satmış. Bayağı da rengi var ha. 500'lük, 350'lik. Bakayım ne değişiyor. 500'lükte bunlar kalmamış. 350'liklerden bakalım o zaman. Çok ilgi çekici bir termos değil. Ne yazıyor bunun üstünde ya? To enjoy your time. Anytime, anywhere, cafe style. Çok iyi. Ben bunun tipini hiç beğenmedim. Yani 3000 satmış ama başka bir şey bakalım. Aa, bu tatlı gözüküyor. Bak şuna bir bakalım. Derece mi gösteriyor? Alıyorum. Kesinlikle alıyorum. Oha. Derece gösteriyor olması beni şu an acayip yükseltti. Bir saniye, siyah alıyorum. Temperature display alıyorum. 11 dolar hiçbir şey değil. Bakın burada neye baktım? Burada yorumlara bakmadık çünkü ben ekrana çok yükseldim. 5-6 saat sıcak tutuyor diyor. Bir de üstüne damlatmıyor diyor. Çok iyi. Şimdi bu gimbal dediğimiz görüntü sabitleyiciler var. Onların telefon için olanını üreten bir marka varmış. İsmi de Ulanzi. Şaka değil, gerçek. Ulanzi diye aratıyorum şu an. Oha bu güzelmiş. Bende bu arada DJI Osmo Mobile 2 var. Aslında bayağı iyi bir gimbal. Ama bu zaten motorlu değil.
Ay, Yeşilçam yumruk efekti gibi hapşırdım. Bir dakika, 830 tane satmış burada bir şey görüyorum. Oha, bir de üstüne telefon takıyorsun. İkna oldum, bu hoşuma gitti. 47 dolar mı? Yani mikrofon olan çok iyiymiş ama 47 dolar çok fazla. Böyle bayağı ses setler sunuyorlar. İşte mesela mikrofon da alabiliyorsunuz, ışık da alabiliyorsunuz. İkisi birlikte alabiliyorsunuz. İki ışıkla alabiliyorsunuz. Aynen, bu sanırım benim için en uygun olacak. Birazcık yorumlara bakalım. 4.9 aşırı iyi. Ben bir tane sabitleyiciyle, iki LED light'la olan paketten alıyorum. Bunu da attım sepete. Bakalım bu sepet en sonunda kaç dolar olacak? Ya bu aramaktan onur ve gurur duyacağım harika gereksiz bir şey. Baget çanta. Şimdi baget çanta yazalım. Lütfen, lütfen baget çanta olsun. Bir dakika, baget çanta bir çeşit mi? Hiç bilmiyorum ki ben. Bana bunu yollayan insan baget çanta mı dedi, yoksa baget, ekmek olan baget çanta mı istedi? Bread bag. Luggage and bags diyelim. Bu ne? Dünyanın en saçma şeyleri yine ya. Bu gerçek mi? Şuna bayıldım. Yine farklı yerlere saptım ama 3 dolar diyor. Bunu alıyorum ben. Attım gitti. Allah, baget ekmeği şeklinde çantayı bulamadım ama tost ekmeği şeklinde çanta aldım. Sıradaki kategori makyaj, kozmetik. Çakma Huda Beauty paletler sormuşsunuz. Hemen Huda Beauty yazalım. Huda Beauty. Allah Allah. Gerçekten de birebir çakması yapılmaya çalışılmış. İyi, alalım bunlardan bir tane. Şöyle göz kanseri. Huda Beauty'nin bayağı paletlerini, rujlarını, mujlarını komple çakmışlar. Şimdi burada yorumlara bakmak önemli. 4.4. Yani şu 4.6'ya gelelim, o birazcık daha. Fena durmuyor ilginç bir şekilde. Kedisini koymuş. Ablacığım, bir swatchlasaydın da biz de görseydik yahu. Ya bir Allah'ın kuluşunları bir swatchlamadı mı koluna be? Vallahi buranın puanı bir tık daha yüksek diye sanırım buradan topaz şeyinden alacağım. Sepete ekledim. Aynı satıcıya gelelim. Birkaç tane makyaj malzemesi al falan yazmışsınız. Hani bakalım güzel yorumlu olan bir makyaj malzemesi varsa alalım. Anastasia'nın kaş pomadını satıyorlar. Bak, bu denenir. Soft brown olabilir benim rengim ama çok da emin değilim. 625 tane yorum var. Bir dakika, burada yorumlara bakmamız lazım. Çok fazla kaşımı doldurmuyorum ama yani denemiş olmak için açıkçası alabilirim. 3 dolar gayet iyi. Bayağı gerçekçi duruyor. Ay ablacım benim, sen kaşlarını mı doldurdun ya? Gayet iyi renk veriyor. Yani okey. Soft brown'u alıyorum. Ekledim sepete, anasını satayım. Ne olacaksa olsun. Başka makyaj malzemesi önümüze çıkarsa bakarız ama şu an için bence bunlar yeterli gibi. Bir yandan sepetin kaç dolar olduğunu hesaplamaya çalışıyorum. Biri mouse kullanırken elini koymak için yastık sormuş. Bu tatlı isteği geri çeviremeyeceğim. Bu çok iyiymiş ama çok gereksiz duruyor ya. 617 tane bu satılmış. Bu birazcık daha güvenilir duruyor. Buna girelim bakalım. Şu renk çok güzel. Bundan alalım bakalım. Mouse'da hakikaten elimiz rahat edecek mi? Kıyafet mont demişsiniz. Şimdi birazcık da kıyafet dünyasına girelim. Hem dönemsel olarak da işimize yarar. Şişme mont bakabiliriz aslında. Şu montun rengi falan çok tatlıymış. Ama ben şey istiyorum. Şu ondan mı ya? Bu hani flash patlattığınızda parlayan montlar var ya, onlardan istiyorum. Flash winter jacket yazsak çıkar mı acaba? Aha çıktı. Aha çıktı. 91 tane satmış şu. Bu 91 tane sattıysa yani bence okey. Bir kısası bir uzunu var. Ben kısasını istiyorum. Bir dakika, şimdi şu yorumlara bakalım. Burada yorumlar önemli. Muhtemelen fotoğrafta yorum da atmışlardır. Aa, güzel. Aradığım montu buldum. Geçen Bershka'da bunu 250 liraya satıyorlardı. Burada 18 dolar. Yani 100-120 lira arası bir şeye denk geliyor. Gayet iyi. Yani shipping 6 dolar diyor. Ucuz olduğu için artık vereceğiz. 5.0 almış yani. 5 üzerinden 5 almış ürün. Bayağı iyi. Bunu alacağız mecbur. 6 dolar shipping, shipping yapacak bir şey yok. Ama ya medium mu almalıyım, large mı almalıyım emin olamadım. Ama bunun içine kalın bir şey giyerim ben burada. Bir tık daha küçük olacağını düşünüyorum. O yüzden large alacağım. Evet. Buradan kadın giyime bir gelelim tekrardan. Belki kışlık birkaç tane böyle hoodie, sweatshirt falan bulursak aslında çok iyi olur. Ben şöyle yapacağım. Giriyorum search'e. Hoodie yazıyorum. Bakalım neler çıkacak. Hani bunlar ne ya?
Bir dakika, bunu beğendim. Bu renkler çok güzel. Asian size diyor muhtemelen. Bir tık küçük, ben bunun large'ını giyerim kardeşim. Bunu çok beğendim. Bunu sepete atıyorum, bitmiştir. Birkaç kişi pijama yazmış, bir onlara bakalım. Burada hakikaten pijamalar böyle lüzumsuz pahalı. Hani alt üstü alıyorsunuz ya. İnanılmaz tatlı değil mi? Çok ucuz. Free shipping bir de. Hiç yorumu yok ama alıyorum ya. Atalım sepete bakalım. Son olarak pijamamızı da sepete attık. Şimdi bize bu alışveriş kaça patlıyor artık sanırım. Onunla yüzleşmenin vakti geldi. Bu arada bu sepette 52 tane şey var. Bunun 52'sini almayacağım tabii ki. Hani bazıları benim öyle sepete atıp bıraktığım şeyler. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. 27 dolar. Bunu alıyoruz. 54 dolar. Bunları da alıyorum. Termosu alıyorum. 98 dolar. 98. Bunlarla 100 olduk herhalde. AliExpress'te hakikaten ihtiyacım olan sayılı aldığım şeylerden bir tanesi olacak kendisi şu an. Attık sepete. 120 dolar. Şimdi şurada şöyle bir tane ürün var. Onu size göstermek istiyorum. Bana bayağı pratik geldi. Hem kesme tahtası hem de yanında minik bir haznesi var. Onun içine de böyle ittiriyorsunuz kestiğiniz şeyleri. Açıkçası bunu da denemek istiyorum. Bunu da alacağım. Bir tane süzgeç gibi bir şey vardı sepette. Onu attım çünkü böyle işime yarayacak bir şey değildi açıkçası. 127 dolardayız ve çok güzel ışıklar bulup sepete atmıştım. Şimdi birazcık onları alsak mı almasak mı muhakemesini yapacağız hep birlikte. Ben niye gidip bunu soğuk beyaz atmışım sepete? Onu bir silelim. Şu çok tatlı, göstereceğim şimdi size. Böyle 10 metrelik çok tatlı bir ışık. Evin herhangi bir yerine bunu böyle boydan boya dolayabilirsiniz. 11 dolar da bence bayağı uygun bu arada. Şundan alayım. 4 dolar. Nerede kalmıştık? Şimdi bir güncelleyelim sepetimizi. Bakalım kaç dolarlık olduk. Şunları hızlıca ekliyorum ki sonucu hemen görelim. Kalbime inmeden. Of, ulanzi. Ulanzi, beni yaktın. 18 dolar. Termosu da aldık. Bantları da aldık. Bir de şu bahsettiğim USB hub vardı. Onu da atıyorum sepete. Bu USB hub da böyle içinde SD kart, HDMI, USB-C, USB bir sürü farklı girişi olan, acayip hayatımı kolaylaştıracak bir hub. Kalıcı oje seti aldım AliExpress'ten ama daha incelemedim. Şimdi kalıcı ojeyi tırnağınızdan çıkartırken böyle minik pamuklar hazırlayıp onların üstlerini kapatacak da kare alüminyum folyolar hazırlamanız gerekiyor. Adamlar hem pamuğu hem de alüminyum folyoyu hazırlayıp birbirlerinin içlerine yapıştırmış. Acayip pratik bir şey ve sadece 1 dolar 69 sent. Bunu kesinlikle alıyorum. Bu ojeleri almayacağım. Bunlar çok da böyle aşırı benim kullanacağım renkler gibi gelmedi şu an gözüme. Böyle bir bakıyorum aldığımız şeylere. Evet, 16 parça ürün şu an benim onları satın almamı bekliyorlar. Totalimiz 145 dolar 6 sent. Yani çok da fena değil aslında. Epey bir şey aldık. Evet, şimdi izninizle kredi kartı bilgilerimi giriyorum. 2. Kart bilgimizi girdik. Place order. Payment successful. Çok şükür kredi kartım bir gün daha beni yalnız bırakmadı, yarı yolda bırakmadı. Verdik siparişi. Hayırlı uğurlu olsun. Yani yuvarlarsak 150 dolarlık bir alışveriş yaptık. Lüzumsuz şeyler de var tabii ki ama güzel, işe yarayacak ve çok merak ettiğim, incelemeyi iple çektiğim ürünler de var. Hepsine ne kadar vergi verdim, hangi günde geldi, bunların hepsini toparlayacağım. Bu 16 ürünün 16'sı da geldiğinde topluca bir ürün incelemesi videosu çekeceğim. Evet, az önce 850 liralık bir alışveriş yaptım. Bunun vergisi mergisi derken 1000 liraya dayanacağız muhtemelen. Sizin ve benim canlarımı sağ olsun. Sizleri çokça öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ölüm ölüm öldü.